Herkese selamlar. Bugün Şibo'dan Antin Kuntin ne varsa toplayıp geldim. Birlikte inceleyeceğiz bakalım ürünler işimize yarar mı yaramaz mı? Buna beraber karar vereceğiz. Şimdi elimizde neler var onlara bakalım. Elektrikli mini masa süpürgesi. İkisi bir arada el feneri ve araba için ısıtıcılı termos. Şimdi ilk olarak incelemeye ikisi bir arada el fenerinden başlayacağım. Çünkü biraz ilgi çekici geldi açıkçası. Hem çakmakmış hem el feneriymiş. Bundan başlayalım incelemeye. Evet, paketini açmadan bir bakalım ne özellikleri varmış. Arka tarafında bir şeyler yazıyor. İkisi bir arada el feneri, rüzgara karşı dayanıklı çakmak, rüzgar ve soğuklarda yanabilir bütün malzemeler için. Biraz çevirisi sıkıntılı. USB ile şarj edilebilirmiş. Şarj kablosu ile birlikte, yani kutu içerisinden şarj kablosu da çıkıyormuş, ben size tercüme edeyim. Her bir USB şarj 60 ateşleme için diyor. El feneri aydınlatma süresi maksimum 4 saatmiş. 3 farklı ışık modu varmış. İki farklı ışık dereceli, 180 ve 90 lümen gücünde iki farklı ışık modu varmış. Ve yanıp sönme, yani flash modu varmış her fenerinde. Yüksek şarj korumalı, soğuk beyaz ışıklı, kullanma kılavuzu ile birlikte diyor. Shibo için Çin'de üretilmiştir diyor. Başka da bir şey yazmıyor. Şimdi paketini açabiliriz. Paketin içinden fenerin kendisi, bir de micro USB şarj kablosu çıkıyor. Şimdi feneri size şöyle yakından göstereyim. Burada bir tane açıp kapatma düğmesi bulunuyor. Buna bir kez bastığınızda 180 lümen gücünde yanıyor. İki kez bastığınızda, yani diğer moda geçtiğinde 90 lümen gücünde. Ve bir daha bastığınızda da gördüğünüz gibi flash modunda yanıyor. Her bir modun arkasından bir S veriyor. Yani aslında bu güzel bir özellik. Her modu tek tek geçip kapatmaktansa her birinin arasında bir boşluk bırakmışlar. Yani kapanıyor. Bence bu şekilde daha pratik. Şimdi şurada bir kilit mekanizması var. Bunu açtığınızda çakmağa ulaşıyorsunuz. Şu düğmeye basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çakmak açılıyor. Bu sefer bu düğme çakmağı yakmaya yarıyor. Yani çakmak açıkken feneri yakamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Basılı tutmanız lazım bu arada. Bayağı ilginç bir ürünmüş. Bu arada micro USB şarj girişi burada. Herhangi bir gazla falan çalışmıyor. Sadece şarjlı da, onu söyleyebilirim. Bayağı morlu falan yanıyor. Bu arada bu fenerin fiyatı 150 lira. Böyle allı güllü morlu yansa da bence 150 lira edecek bir çakmak değil. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim gözümde 150 lira değil açıkçası. Gelelim elektrikli mini masa süpürgesine. Şöyle yakından bir göstereyim size. Şu etiket böyle pis olduğuna bakmayın. Bu arada bu şekilde çıktı kutunun içinden. Hatta kutusu falan da yırtıktı. Almış bulunduk artık. Burada hem açıp kapatma düğmesi bulunuyor hem de pil haznesini açan bir düğme mevcut. Şu vakum yeri burası, gördüğünüz gibi. Burada da kıl fırçalar var. Şöyle yandan göstermeye çalışayım. Vakum yeri de burası. Bu pislik haznesi de gördüğünüz gibi kolay bir şekilde çıkıyor. Tüm pisliği buraya topluyor. Hatta bu kullanılmış bile olabilir. Demeyeyim, hatta kullanılmış yani. Bu da Shibo'nun ayıbı olsun. Burası da motor yeri, filtresi falan var. Şimdi bu şuradaki düğmeye basıp pil yuvasını görebiliyoruz. İçinden parçalar gitti. Bu arada motor kısmı, pervaneleri burada. İki tane pille çalışıyor. Bu şey değil mi ya? Oyuncak arabalarda olan küçük motorları yapmışlar. Bu arada bu süpürgenin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 110 lira. Bence 110 lira edebilecek bir şey kesinlikle değil. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Neyse, ben bunu bir çalıştırayım. Sesini duyun bakalım. Abi zaten 200-250 liraya bildiğiniz şarjlı süpürgeler satılıyor. Böyle dandik bir şeye de 110 lira vermek pek mantıklı gelmedi açıkçası. Neyse, bir çekiş gücünü test edelim nasılmış. Bir önceki videolarımda hatırlarsanız el süpürgelerini denemiştim. Onu tuzla test etmiştim. Bunu da aynı şekilde çekim gücünü test edeceğim. Evet, şuraları gördüğünüz gibi tuzladım. Bakalım küçük şeyleri çekebiliyor mu? Yani tuzu falan çekiyor ama bence 110 lira etmez ya. Ben beğenmedim açıkçası. Şöyle göstereyim. Tuzu buraya toplamış. Üzerine 100 lira daha koysak çok daha güzel süpürgeler alınabilir. Gelelim araba için ısıtıcılı termosa. Fiyatı 120 lira. Makul gözüküyor. Şimdi kutusuna bir bakalım ne özellikleri varmış.
Burada kullanım talimatı falan yazıyor. Haşlanma tehlikesi söz konusu olduğunda termos çocuklardan uzak tutunuluyor. Yani burada özellikleriyle ilgili pek bir şey yok. Kullanım talimatı var. Şimdi ben hemen kutusunu açıyorum. Evet, kutunun içinden termos çıktı ama kablosu falan muhtemelen bunun içinde. Kapağını açalım. Evet, çakmak girişi, enerji kablosu burada. Bunun da uzunluğu 1-1,5 metre civarında. Şöyle içini göstereyim size. 450 mililitrelik bir hacme sahip, içi de dışı da paslanmaz çelikten üretilmiş. Plastik bir kulpa sahip. Bu şekilde arabanızın bardaklık yerine koyup kullanabilirsiniz. Burada da enerji girişi, şöyle yakından göstereyim. Şimdi bunu kettle gibi düşünmeyin. Suyu kaynatmaz, içine koyduğunuz çayı, kahveyi sıcak tutmaya yarayan bir termos. Yani o yüzden çok fazla bir şey beklememek gerekiyor ama tabii beni yanıltabilir de. Şimdi arabaya inelim, bir test edelim isterseniz. Evet, test için arabaya indim. Yaklaşık 10 dakikadır arabanın içindeyim. Normal pet şişenin içinde kalan suyu termosun içine boşalttım. 10 dakikadır da ısıtmaya çalışıyor. Şöyle söyleyeyim size, termosun şu alt tarafı el değmeyecek kadar sıcak, üst tarafı da ılık. Dışı bu kadar sıcaksa içi de muhtemelen sıcaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir açalım bakalım su ne durumda. Kendimiz de yakmayalım da. Şuna baksanıza, buhar çıkıyor. Kettle gibi düşünmeyin demiştim ama bu bildiğiniz kettle gibiymiş. Suyu ısıtmaya başlamış. 10 dakika içinde bu kadar olmuş. Şimdi yanımda termometre yok. El yordamıyla suyun sıcaklığını ölçeceğim. Biraz iğrençlik olacak ama parmağımı içine sokacağım. Su bildiğiniz sıcak. Onu söyleyebilirim. Rahatlıkla çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Ben bundan bu performansı beklemiyordum açıkçası. Gayet iyiymiş. Bunu kışın, hatta yazın da yanınızdan ayırmazsınız. Çayınız, çorbanız, kahvenizi rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Evet, ürünler bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben en çok termosu beğendim. Fiyat performans olarak gerçekten iyi. 120 liraya alınabilecek iyi bir ürün. Gelelim mini süpürgeye. Bunun için tek bir şey söyleyeceğim. 110 liralık bir çöp. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. El feneri ve çakmak fikri güzel ama yani 150 liralık ben ortada pek bir şey göremedim açıkçası. Sizce eder mi etmez mi bilmiyorum ama benim gözümde en fazla 50 lira verilebilecek bir ürün. Bu arada beni Instagram'dan Budak Ceyhan adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.